Herkese merhaba dostlarım. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Gördüğünüz üzere saçlarımı kestirdim. Bu neyin habercisi? Bu eski Asya'nın dönüşünün habercisi diyebiliriz. Çünkü okullar açılıyor ve kısa saç her türlü kolaylık olduğu için ben de eskiye bir geri dönüş yapmak istedim. Birkaç hafta önce bir video daha çekmiştim. Onda da bir kitap yorumu yapmıştım. Şimdi yine kitap yorumu videosuyla karşınızdayım. Bugün bahsedeceğim kitabın adı Firhis Yayınları'ndan Doğan'ın Ölümü kitabı. Geçenlerde Mars Prensesi'ni yorumlamıştım. Aynı yayın evinden çıkma bir kitaptı ve o da bilim kurgu, distopya türünde bir kitaptı. Fakat bu kitabın yanında ne yazık ki masal, Disney masalı gibi kalıyor. Doğan'ın Ölümü 190 sayfalık bir kitap. Puntoları da gayet büyük, kısa, oturup bitirmelik bir kitap yani. Ve ilk 30 sayfası zaten ön sözlerden falan oluşuyor. Yazar hakkında, distopya türü hakkında ön sözler falan var. Ve bence kitaba başlamadan önce onları okursanız bu dünyaya daha kolay adapte olabilirsiniz. Daha iyi anlayabilirsiniz kitabı. Kitabın konusundan bahsedecek olursam. Dünyanın sonu geliyor. Bu bir kıyamet senaryosu. Kıyamet distopyası. Çoğu besin kaynağı tükenmiş, hayvanların bazılarının nesli tükenmiş, insanlar ölüyor, intihar ediyor ve su yok. Bu bence uzun vadede hepimizin tahmin ettiği gelecek. Yani bir kurgudan öte bana kalırsa. Yani ben dünyanın sonunun bu şekilde geleceğinden emin gibiyim. Yani en basiti şöyle anlatayım. Küresel ısınma, yangınlar, buzulların yok olması ve şu an en büyük farkında olduğumuz şey belki de bahar aylarının yok olması. Kıştan yaza, yazdan kışa geçiyor olmamız. Bu kitabın yaşanacağının bir habercisi bence. Fakat kitapta bunlar çok daha hızlı gerçekleşiyor. Hani ben diyorum ya uzak gelecekte ya da yavaş yavaş olacak şeyler falan. Ama kitapta insanlar bu dönüşümün farkında. Şu an böyle birçok doğal afet ya da insan çıkarına olduğu düşünülen bazı projeler bu senaryoya ne kadar yaklaştığımızın aslında habercisi. Kitapta karakterler, insanlar çözüm arıyor hayatta kalabilmek için, doğayı kurtarabilmek için ya da yaşamına da devam edebilmek için. Fakat ürettikleri her çözümün bir sonu geliyor. Çünkü doğayı bir kere kaybettiğinde yerine koyduğum hiçbir suni çözüm kalıcı olmayacaktır. Ben bunu farkında olarak okudum kitabı. Bir nebze içimi kararttığını söyleyebilirim kitabın ama farkındalık kazanmak için de okunması gerektiğini düşündüm. Kitabın dili ve en sevdiği yönden bahsetmek istiyorum. Çok ağır bir mesaj veriyor kitap. Bu tarz ağır mesaj veren kitaplarda genelde üslup biraz daha didaktik oluyor ve bu benim hoşuma gitmiyor. Yani direkt mesajı doğrudan verilmesi beni rahatsız ediyor ve samimiyetsiz geliyor bana. Ya sevmiyorum bunu. Kitapta bu güzel bir hikaye ve iyi yazılmış karakterlerle harmanlanmış. Bu benim en sevdiğim yönü oldu kitabın. Ve bence bu tarz bir konunun da okuyucuyu tutması çok zor. Çünkü hiçbir şeyin iyi gitmeyeceğini biliyorsun, tamam mı, okurken. Ve okuyucuyu bu anlamda okumaya devam etmek için bir sebep sunman gerekiyor. Ama kitap üslubu sayesinde kendisini bir kenara bırakmanıza izin vermiyor yani. Okumaya devam ediyorsunuz. Aynı zamanda günlük hayatta çok da farkında olmadığımız, adını bilmediğimiz ya da hiç bilmediğimiz bazı ayrıntı bilgiler öğreniyoruz. Yani kitap yazılırken iyi bir araştırma yapılmış. Sana aslında farkında olduğun ya da olmadığın şeylerin terim isimleriyle bilimsel yolla anlatıyor aynı zamanda. Kitap hakkındaki tek olumsuz düşüncem sanırım kapak tasarımını beğenmemiş olmam. Ki tek olumsuz yönün bu olması bence harika. Yani görsel biraz piksel geldi gözüme. Onun dışında 10-10 kitap. Bu kitabı kimler sever diye düşünürsem Dex Yayınları'ndan Nefes diye bir kitap çıkmıştı. O da oksijen tükenmesiyle ilgili bir kitaptı. Onu sevdiyseniz bunu sevebilirsiniz. Onun dışında George Orwell okurlar sevebilir diye düşünüyorum. Yine Itaki'nin bilim kurgu klasiklerini sevenler bu kitabı sevebilir. Yani Itaki'nin zaten bilim kurgu klasiklerini seviyorsanız Firhis Yayınları'nı da bilim kurgu distopya serilerine bakabilirsiniz. Öyle, kitap hakkındaki yorumum bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım okursunuz. Kısa bir sohbet edelim. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Okullar açıldı. Yani üniversiteler de açılacak. Umarım iyisinizdir. Yani ben okulun açıldığı için çok heyecanlıyım. Bir noktada sudan çıkmış balık gibiyim. Çünkü fark ettim ki her şeyi unutmuşum. Yani birinci sınıfa geçiyormuş gibi dördüncü sınıfa geçiyorum. Umarım her şey güzel olur. Umarım sizin için de her şey güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.